Biraz mesafe var diye bir yıl alkışlandık, artık sorunların çözülsün diyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı salgınla geçen bir yılın sonunda karşılıyoruz. İki bayram arasında 300'den fazla sağlık çalışan arkadaşımız COVID salgını nedeniyle şehit verdik. 100 binin üstünde arkadaşımız virüse yakalandı. Devletin verdiği görevle millete şifa dağıtan, şehit olan tüm sağlık çalışanlarımıza rahmet ve minnetle anıyoruz. Hasta arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Onların emsalsiz fedakarlıkları ve canlarını vererek ortaya koydukları hizmet, sağlık çalışanlarının bu ülkeye bağlılıklarını ve bu uğurda nelerden vazgeçebileceklerinin çok önemli bir göstergesidir. Bir yıldır sağlık çalışanları, aileleri ve sosyal hayatı unuttular. Bir yıldır sağlık çalışanları salgına rağmen 7/24 hizmet ürettiler. Bir yıldır sağlık çalışanları izin gibi temel ihtiyaçları unuttu, esnek mesai gibi kavramlar hiç yanlarına uğramadı. Bir yıldır salgın var ama şiddet ve mobbing devam ediyor. Korkunç saldırılara sağlık çalışanları maruz kalıyor. Bir yıldır sağlık çalışanı emek veriyor. Tüm gücüyle hizmet üretiyor. Ama sıfır döner sermaye alıyor. Adı tavandan, kendi yağından olan bu düzenlemeyle geçiştirilmeye çalışılıyor. Bir yıldır sağlık çalışanları herkes alkışlıyor. Ama iş hakkını vermeye, mağduriyetini çözmeye gelince her ne hikmetse somut adımlar atılmıyor. Bu durumun artık son bulmasını istiyoruz. Türk Sağlık Sen olarak bu zor süreçte her zaman ve her şartta sağlık çalışanlarının yanında olduk. Çalışanın hakkı ve emeği için alanlara çıkıp basın açıklaması yaptık. Haksızlığa karşı davalar açtık. Başvuru ve görüşmelerle çözüm istedik. Mücadeleden hiç geri durmadık. Hep çalışanın yanında olduk. Bazı sorunları çözdük. Bazı meselelerde ilerleme kaydettik. Fakat istediğimiz maaş zammı şeklinde tek ödeme, döner sermayede iyileştirme, sözleşmelere kadro, hizmetlere memurluk, 3600 ek gösterge, kreş ve benzeri gibi temel meseleler halledilmedi. Bunun için mücadeleye devam ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, 14 Mart Tıp Bayramı tıbbi yerlerin vatan işgaline karşı gösterdikleri tepkiden ve duruştan kaynağını almıştır. Bugün de sağlık çalışanları böyle bir vatan savunmasındadır. Kahramanların salgınla mücadelesi ve korumaya çalıştığı Türkiye'nin sağlığı bütün toplumsal ve sosyal ekonomik hayattan daha fazla etkili unsurdur. Hayatımızı buna göre şekil almaktadır. Sağlık çalışanlarının çalışma hayatı ve şartları ile ilgili her iyileştirme ve her yeni olumlu düzenleme memleket için atılmış önemli bir adım olacaktır. 2021 yılı sağlık çalışanı yılı ilan edildi. 2001 yılı tıp bayramı sorunlarını çözmede adım atılmaya başlandığı bir gün olmasını istiyor ve temenni ediyoruz. Alkışlamakla kimse yorulmasın. Sesimize kulak verip çalışanların meselesi çözülsün diyoruz. Güzel memleketimizin dört bir yanında en kalabalık şehirlerden en ücra köşelere kadar vatana, millete hizmet eden tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyor. Hepinize saygılar sunuyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler.